ülkenin kalkınmışlığı, bir ülkede demokrasi, o ülkenin sahip olduğu kaynaklarla ölçülmez. Örneğin Venezuela petrol zenginidir ama halkı mutlu değildir. Demokrasisi yoktur, geridir. Refah yoktur. Suudi Arabistan petrol zenginidir ama demokrasi yoktur. Hukuk yoktur, mutluluk yoktur, refah yoktur. Yani Karadeniz'de doğal gaz bulunmasından bir Türk olarak son derece mutlu olurum. Türkiye'nin her yerinden doğal gaz fışkırsa, yönetim kötüyse o mutluluk getirmez. Madem Karadeniz'deyiz, madem dedemin insanlarıyla aynı havayı soluyoruz, size iki tane örnek anlatmak istiyorum. Bunlardan birisi çay, biri de fındık. Şimdi bakın, dünyada 7. sıradayız çay üretiminde. Kuru çay üretiminde ise 5. sıradayız. Ekim alanında 7. sırada. Arkadaşlar, arka taraftaki arkadaşlarım, Ruşen Bey, bir ilgilenir misiniz? Evet. Kuru çay üretiminde 5. sıradayız. Sudan sonra en fazla tüketilen içecek, sudan sonra en fazla tüketilen sıvı çay bizim ülkemizde. Yani 85 milyonun içinde, hatta sığınmacılar dahil 90 milyonun içinde çay içmeyen kimse yok. Türkiye'de yıllık kişi başına 3,5 kilo çay tüketiyoruz. Türkiye ortalaması bu. Peki dün bir çay müzesini gezdik. Üzüldüm gerçekten. Ne güzel bir havaalanı yapılmış. Teşekkür ederiz. Çay müzesi, Çin İmparatoru var. Hoca Ahmet Yesevi var. Abdülhamit var. Ankara hükümeti var. Bürokratlar var. Atatürk yok. Ayıp bu ya. Ayıp, ayıp. Bürokratları, ziraat mühendislerini koyma demiyorum. Zihni derin olsun. Abdülhamit olsun, bir sıkıntı yok. Abdülhamit de bizim, Atatürk de bizim, Fatih de bizim, hepsi bizim. Ankara hükümeti, kim o hükümetin başı? Hükümetin başı kim? Ayıp, utanır insan biraz ya. Yakışmamış yani. Bürokratlara yazıyorsun da Atatürk'ün resmini neden koymuyorsun oraya? 1947'de Rize'de ilk çay fabrikası kurulmuş değerli arkadaşlar. 83'te Çaykur kuruluyor. 84'te çay tekeli kaldırılmış. Özal çay tekelini kaldırmış. Sonra ne olmuş? Çay tekelini kaldırılınca 2020'ye geldiğimizde %46,8'i özel sektörün eline geçmiş. 194 özel sektör çay fabrikası var bugün Türkiye'de. Peki özel sektörün 194 fabrikası olmuş. Ne zamandan bu yana? 1984'ten bu yana. Peki dünyada 7. sıradayız. Kuru çay üretiminde ise 5. sıradayız. Allah bize vermiş, doğa vermiş, insan gücü vermiş, iklim vermiş, her şeyi vermiş. Rize tek başına %65'ini üretiyor. Türkiye'deki çayın %65'ini tek başına Rize üretiyor. %20,5'ini Trabzon üretiyor. %11,2'sini Artvin üretiyor. %2,6'sını Giresun üretiyor. 750 bin dekar arazimiz var. Çay arazimiz var. 750 bin dekar. 200 bin aile bundan geçiniyor. Peki bu ailelerin bunu üretirken tükettikleri var. Ne tüketiyor? Bakın geçen yıldan bu yana gübre, üre gübresi %229 artmış. Mazot %235 artmış. Zirai ilaç %105 ile %300 arasında artmış. Elektrik %129 artmış. Peki çay ne kadar artmış? Rafta %100 artmış tüketiciye.
İstanbullu içeceği zaman, Mersin'in içeceği zaman rafta %100 artmış. Gübre %229 artmış. Peki geçen sene 4 lira. 3.87 artı 13 kuruşla destek 4 lira. Peki şimdi kaç olmuş? 6.70 artı 30 kuruş. Yani 7 lira. Peki artış ne kadar? %73. Ya arkadaş, gübre %300 artarken çayın fiyatı %73 artarsa bu üretici batar, batar. Rizeli batar. Yani Rizeli'den %73 artışla alırken %300 gübreyi arttırırsan Rizeli'nin yapması gereken bir tane iş var. Ampulü söndürmek. Ampulü söndürmekten başka çare yok. Kotaydı, kontenjandı. Üretici ne yazık ki perişan oldu. Yani değerli arkadaşlar, Çaykur neden zarar ediyor? Bakın bir ürün düşünün, bir ürün. 90 milyonluk ülkede herkes onu tüketiyor. Herkes. Türkiye'de 24,5 milyon hane var. 24,5 milyon hanenin evine girsek çay olmayan, çay içilmeyen bir ev yoktur. Ya bir ürün düşünün ki herkes onu tüketiyor. Dünyada 5. sıradayız üretmekte. Ama Çaykur zarar ediyor. Bu olamaz. Bu beceriksiz insanların işidir. Peki zararı çiftçi için mi ediyor? Yani aman bu çiftçi yaşasın, zarar edelim ama çiftçiyi destekleyelim, üreticiyi destekleyelim, çay üreticisini destekleyelim diye mi zarar ediyor? Hayır. Neden zarar ediyor? Kötü yönetimden zarar ediyor. Değerli arkadaşlarım, ortada bir çay kanunu var. Konuşuluyor. Bu Rizeli'nin idam fermanı olur. İdam fermanı olur. Sözleşmeli olamaz bu iş. Çay üretimi domates üretimi değildir. Patlıcan üretimi değildir. Uzun süreli, uzun ömürlü bir bitkidir bu. Yani böyle devam ederseniz, domatese yaptığınız muameleyi çaya yaparsanız, çayın sonu da tütün gibi olur. Tütünü nasıl bitirdiyseniz bu memlekette, aynı şekilde çayı da bitirirsiniz. Özel sektöre 6 ay sonra ödeme hakkı. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Bu hak verilemez. Bu idam fermanı olur. Şimdi değerli arkadaşlarım, SEKA'yı kapattılar. Defter 45 lira şimdi. SEKA'yı perişan ettiler. Park yaptılar SEKA'yı. Defter 45 lira. Yani şunu unutmayın ki şeker fabrikalarını sattılar. Sonunda şeker alamaz oldu insanlar. SEKA'ya ne yaptılarsa, şeker fabrikalarına ne yaptılarsa aynısını çaya yapmak istiyorlar şimdi. Buna izin vermemeliyiz. Buna dur demeliyiz. İlk seçimde Erdoğan'ın ve şurekasının kulağını çekmeniz lazım. Değerli Rizeliler, sevgili hemşerilerim. Bunun kulağını çekmezseniz şekerin başına ne geldiyse, SEKA'nın başına ne geldiyse çayın başına da o gelecektir. Ben de kökleri burada olan birisi olarak, bir siyaset insanı olarak sizi uyarmak benim en baştaki görevim. Ama takdir milletimizindir. Yine bir başka konu fındık konusu ya. Fındık. Dünyada birinciyiz, birinci. Senin her yerinden fındık fışkırıyor. Adamın petrolü varsa senin de fındığın var. Bir numarasın. Çikolata diye bir sektör var. Ama belirleyici değilsin. Parayı İsviçreli kazanıyor, Belçikalı kazanıyor, İtalyan kazanıyor. Sen burada üreticini perişan ediyorsun. Dünyadaki üretimi %65'i Türkiye'de. %10'u en yakın rakibimiz İtalya, %10. Dünyada 100 üretiliyorsa 65'ini biz üretiyoruz. En yakın rakibimiz %10'la İtalya. Söz sahibi kim? İtalya. Gariban fındık üreticimin karşısında dünya devleri var. Karadenizli gariban bir üretici
karşısında dünya devleri. Tek eliz Türkiye olarak ama söz geçiremiyoruz, fiyat belirleyemiyoruz. Bakmayın siz Erdoğan'ın fiyat açıklamalarına. Piyasa işte öyle değil. Fiyatı açıklıyor ama o alımlar işte o fiyattan olmuyor. Dünya lideriyim diyor ama İtalyan firması fink atıyor Karadeniz sahillerinde. Türkiye fındık ihracatı 2,8 milyar dolar. 2,8 milyar dolar. Bu ihracatın %55'i yabancı firmalara ait. 2021'de 3,5 milyar dolar, 2022'de 3 milyar dolar. İtalya üreticisine 4,41 dolar ödüyor fındığa. Amerika Birleşik Devletleri 5,30 ödüyor. Türkiye'de ise Erdoğan 54 lira, 53 lira, 52 lira diyor. Ama Türkiye'de hiç de bu fiyatlar verilmiyor tabii ki. Verim Türkiye'de çok düşük. 165 kilogram. Amerika Birleşik Devletleri'nde 500 kilogram dekar başına. Onlar 50 yıllık plan yapıyorlar. İklim değişikliğiyle ne gelecek başımıza diye bunların planını yapıyorlar. Biz ise burada siyasi tartışmalar içerisinde çayı da eritiyoruz, fındığı da eritiyoruz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin pek çok alanda iyi yönetildiği takdirde dünya devi olabileceği konular var. Ama ne yazık ki bunları bu kötü yönetimle çok kötü bir hale getirdi. Tütüncünün başına ne geldiyse yakında sizin başınıza da o gelecek. Şeker fabrikalarının başına ne geldiyse yakında sizin başınıza da o gelecek. Buna dur dememiz lazım hep birlikte. Bir yanda Cumhur İttifakı, bir yanda Millet İttifakı. Al birini vur ötekine. E-ticaret kanunu geçiyor mecliste. 13 madde. 13 madde. CHP milli bir kanun mu diyor. Teşekkür ederiz diyor. Bakana teşekkür ediyorlar. Hiçbir maddede konuşmuyorlar. Kanun geçiyor. Sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorlar. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Birisi sizin hemşeriniz şehirlerin kurtuluş tarihi yoktur diyor. Düşmana diyor mermi sıkmadık ki diyor. Atatürk'le hesaplaşıyor aklı sıra. Öbürü de Sakarya Meydan Muharebesi'ni Sakarya'da kutluyor. Birbirinden farkları yok. Hiçbir farkları yok. Altılı masa bir araya gelmiş. Biri İstanbul Sözleşmesi'ne hayır diyor, birisi evet diyor. Biri Ergenekon'u yeniden açacağız diyor, öbürü açmayacağız diyor. Biri kamulaştıracağız diyor, öbürü kamulaştırmayacağız diyor. Onun için biz kavga etmek, acıları kaşımak, böyle bir derdimiz yok. Cumhuriyetle Osmanlı'yı yarıştırmak, böyle bir derdimiz yok. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. İzmir Marşı da bizim, Mehter Marşı da bizim. Biz Türkiye'ye yeni bir seçeneğiz. Memleket Partisi olarak çok kısa süre içerisinde örgütlendik, seçime katılma hakkını aldık. Allah'ın izniyle bu seçimde sürpriz parti biz olacağız. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alayım değerli arkadaşlar.